Hiç görmediniz. Yok, bilsem. Şifa merhabalar, Atilla merhabalar. Merhaba Didem Hanım. Teşekkürler. Merhaba. Teşekkürler. Şifa, sen Turcan'la bayağı samimi misin? Yün eğirmeye geliyormuş sizin oraya sık sık. Ne kadar sıklıkla gelip giderdi Turcan sana? Ya o kadar çok sık gelmezdi. Arada bir gelirdi yanıma, otururduk, giderdi. Gamze gelip gider miydi sana peki? Gamze de birkaç defa annesiyle gelmişti bizim eve. Tek geldi mi hiç? Küçük gerçi yaşı da. Yok hayır, bir kere bir fatura işi olduydu. Onun için geldi gitti, çok durmadı. Atilla'nın şeyini istediydi, numarasını istediydi, abisi istemiş. Hı hı. Bir zaman geldi tek. Sen Gamze'yi en son ne zaman gördün? Sağ. Ölmeden 3 gün önce gördüm. Nasıldı peki 3 gün önce? Ya iyiydi, mutluydu. Yani bir sorunu yok gibi duruyordu. Hiç... Bayağı ne bileyim, iyiydi yani durumu. Gamze seninle dertleşti mi hiç peki? Yok hayır, dertleşmedi. Bir kere şey söylemişti. Ramazan abi var bir tane dediydi. Bana dedi namaz kılmayı falan öğretti dedi. Annesi Gülhan'ın oraya gittiğinde onunla birlikte kalmışlardı. Onu anlattı. Pardon, öyle nerede anlamadım. Ramazan'la nerede kalmışlar? Gamzegil'in evinde kalmışlar. Ramazan ona namaz kılmayı falan öğretmiş. Ramazan cami hocası değil. Din bilgisi öğretmeni değil. Hiçbir vasfı yok. Yani bilmem, olmuş bir şeyleri bahane ederek yaklaşmaya çalışmış yani. Sonra da yatağına girmiş. Tövbe ya. Olabilir ya. Belki, bilmiyorum. O yüzden dikkatli olun yani lütfen. Çocuklarınızı kimlere emanet ediyorsunuz? Kimlerle görüştürüyorsunuz? Yani bu işin eğitimini alan insanlarla çocuklarınızı şey yapın, muhatap edin yani. Birileri bir şeyleri bahane ederek çocuklara yaklaşıyorlar böyle insanlar. Sonra yatağına gidip... Ya o köyün insanı yani zaten... Gerçek... Olur mu öyle şey? Ben de çok şaşırdım. Yani dedim ya, Allah ben... Allah'ım hala hoca hoca bir şey soru ya. Tanıdım. Peki yani Ramazan'dan ne zaman bahsetti? Hatırlıyor musun Şifacığım? Ya ölmeden 2 ay önce falan belki. Peki, tam net hatırlamıyorum. Nasıl geliyordu onunla ilgili? Yani ondan bahsedince sesi sinirli miydi? Yoksa onunla ilgili ne düşünüyordu? Yani çok kısa bir sohbet etmişsiniz ama... Şey sakinydi, annesi de vardı yanımda anlattığımda. Yani çok sakin anlattı, öyle bir... sıkıntısı falan olduğunu belletmedi yani. Ramazan ne sıklıkla gelip gidiyormuş o eve peki? Onu bile bilmiyorum. Hiç Gamze yani, seninle dertleşti mi bugüne kadar? Yani o hayattayken hiç abla böyle yok, oluyor. Yok hayır, dertleşmedi. Sadece onu anlattı. Bir de Nazlı için biraz üzgünlerdi. Ev işi yapmadığını falan anlattı. Kim anlatıyor evde, bunu? Yani bulaşık yıkamıyormuş, yemek yapmıyormuş. Küsüp kendini odaya kapatıyormuştu. Küsüp odaya mı kapatıyormuş? Evet. Vallahi öyle. Onların Turcan'ın uydurmaları ya. Ya küsebilirsin bak, ona inanırım ya. Yani. Bazen böyle kızım. Ya bunu Turcan mı söylüyor, Gamze mi söylüyordu? Genelde Turcan teyze söylüyordu. Ya bayağı gelinden dertliydi anladığım kadarıyla. Bayağı şey, Nazlı dertliydi. Diyordu sanki Nazlı'dan. Yani ama... dedim o kadar dedim huzursuzsanız mesela... rahatsız oluyorsan gelininden mumculardan bir tane ev tut dedim. Onlar orada yaşasın, siz burada yaşan. Yani torununu giden haftada 2 gün görün, 3 gün görün. Gene görme şansın var. Bir ev tut dedim. Ayırın evlerinizi dedim. O zaman daha huzurlu, daha rahat olunuz dedim. Onu da şey etmedi yani. Ne zaman şikayet etmeye başladı? Cinayetten ne kadar süre önce? Nazlıgil gitmeden... Bir ay önce falan geldi bizim eve. O zaman anlattı. Nazlı gittikten sonra bayağı bir şey diyordu. Atıp tutuyordu arkasından. Peki cezaevinden geldikten sonra hiç görüştünüz mü kendisiyle? Görüştük. Geldi benim oraya. Nasıl bir gün diyeyim. Sonra mı geldi? 2 gün sonra mı? Evet. Yani yanında sohbet ettik. Ne anlattı ya, sana? Ne anlattı? Cinayetle ilgili bir şey konuştunuz mu? Ya da Gamze ile ilgili? Ya sadece şey dedim. Turcan teyze dedim, hiç Gamze'nin mezarına gidiyor mu dedim. Yani cezaevine gittikten sonra cenazesine de katılamadığı için sordum, merak ettim. Yani bir de giderken falan hiç görmedim. Hı hı. O da dedi şey yapıyorum dedi. Geceleri gidiyorum dedi, sabaha kadar ağlayıp geliyorum kızımın yanına dedi. Yalan be. Geceleri mi gidiyormuş? Yalan abla ya, gitmiyor. Yalan. Yalan. Turcan gelmez ya. Ya gece niye gidiyormuş?
Yalan. Ya evden çıktıktan sonra yani ilk işi kızının mezarına gitmesi gerekiyordu bence. 2-3 gün sonra gitti galiba. Hemen gitmedi yani. 2-3 gün sonra gitti mezarına kızının. Gittiğini biliyorsun ama gündüz mü gitti mezara peki? Akşamüstü gittiler. Nazlı falan hep birlikte gittiler diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Tamam söyle Nazlı. Hani geceleri falan gidiyorum diyor, kendini acındırmaya çalışıyor abla. Bunu köylü de biliyor yani. Köylüye gidin sorun. Ya bir hayli aralıklı. Gece oraya gidemez ki. Teyze acındırmak istiyor. Kurban olayım ben anlayayım da. Acındırmak değil. Aralıklı yani gidemez öyle. O oraya gidemiyor. Onun da bir sebebi var. Evet. Öyle görünüyor yani. Peki bir şey soracağım. Cinayet gününe gidelim tekrar. Bir sonrasına geleceğim. Cinayet günü senin kaynın Soner. Çocuklarla evet. Beraber gitmişsiniz. Kakao istemişsiniz. Hayır ben yok. Ben göndermedim Soner'i. Görümcem göndermiş. Tamam. Haberim yoktu. Bir gün sonra öğrendik Soner'in de kakao istemeye gittiğini. Peki Fatma diyor ki Soner de orada geldi. Arkada böyle gözetliyordu. İçeride kimse var mı yok mu diye sanki bir gözetlemeye gelmişti gibi. Sizden şüphelendiklerini söylediler burada. Didem Hanım ya ne diyeyim ki Soner'in hiç olayla bir alakası yok. Soner bir gün sonra öğrendi zaten kızın öldüğünü. Soner kaç yaşında? 22 yaşında. Ne zamanda sizin yanınızdaydı? Bayağı bir durdu. 5-6 ay durdu galiba. Hiç Gamze ile tanıştılar mı? Karşı karşıya geldiler mi? Gamze ile karşı karşıya gelmişlerdir mutlaka ama öyle hiç video yani konuşma olmadı aralarında. O gece Soner sizinle mi beraberdi? Soner çadırındaydı. Kendi evindeydi. Zaten oyun oynuyordu. Gece normalde saat 2-3'e kadar oyun oynuyor. Ondan sonra uyuyordu. Ertesi gün saat 1'e 2'ye kadar uyuyor. Peki çadırı ne kadar uzaklıkta Tuğcenlerin evine? Bayağı uzak. Yani Görkemgil'in evine yakın da Tuğcen teyzegil'in evine bayağı bir uzak. Yani bizim ev kadar falan var arası. Peki ilk zamanlar sizden şüphelendiklerini söylediler mi? Hiç bu ifadelerinde böyle bir şey yok bu arada. Yani Soner'den şüpheleniyoruz. Onlar yapmış olabilir gibi bir şey yok. Bunu Fatma dile getirdi. Önce zaten Ramazan bazı şeyleri dile getiriyordu. Sonra Ramazan kapalı yani kendisini kilitledikten sonra bu kez de sizin üzerinizde bir oklar çevrilmiş gibi davranmaya başladılar. Yani hiç Fatma ya da diğerleri hiç Soner'den şüpheleniyoruz, sizden şüpheleniyoruz diye bir şey söylediler mi? Yok hayır söylemediler. Sadece Turcan teyzegil demiş. Yani biz demiş sizin yapmadığınızı yani sizden şüphelenmiyor ama demiş siz kendiniz savunun demiş. Neden peki bu arada annesi neden Soner'i başka köye götürdü olaydan sonra? Birlikte oraya çalışmaya gitti babam gelin oraya. Kayınbabam gelin oraya götürdü annem. Memlekete götürmedi. Olaydan 3-4 ay sonra götürdü Soner'i. Soner de zaten çok yakın yani buraya bizim olduğumuz yere. Adana'ya falan gitmedi. Orada yakın yani gittiğini kaçırıp ne yapmadı? Soner jandarma biliyor Soner'in nerede olduğunu. Peki siz niye yani, taşındınız oradan? Neden ayrıldınız oradan? Niye taşındınız? Tuğcenlerin evin yakınından. İşimiz bittiği için taşındık. Şimdi başka bir işe başladık. Yani sürekli değişik farklı yerlerde yapıyor. Orada işimiz bitti, bölmemiz bitti. Aldığımız iş o yüzden taşındık. Ne iş yapıyordu tam olarak hocam senin? Siz ne iş yapıyordunuz? Biz kesimciyiz. Ha kesim işi yapıyorsunuz. 11 yıldır bu işi yapıyoruz biz. Peki o evde sık sık bir tartışma sesi gelir miydi Şifa? Bak duyduğun her şeyi lütfen anlat. Gamze'nin hatrı için anlat. Yani toprağın altında bir genç kız var ve bildiğin en ufak bir bilgi ve şey çok önemli cinayetin aydınlatılması için. Hatırladığın başka bir şey var mı? Hafızanı yokla. Gamze'yle kavga ederler miydi? Kavga sesi gelir miydi oradan? Ya da sabaha doğru böyle bir ses gece böyle bir şey duydunuz mu siz? Yok hayır Didem Hanım duymadım ama Mehmet abinin cezaevinden çıktıktan sonra elleri titriyordu. Yani bilmiyorum ki. Ne demek elleri titriyordu? Dikkatini o çekmiş. Neden? Çok yani çay falan içerken bayağı titriyordu elleri. Sordum niye böyle titriyor abi diye. O da dedi böyle oldu dedi. Titriyor ellerim dedi. Sonra da geçti o titremesi. Turcan nasıldı peki? Turcan'ın tavrı yani gerçi cinayet sabahını özellikle sormak istiyorum ben de. Şimdi cinayet sabahından sonra bir iki gün sonra hemen bunlar tutuklanıyorlar zaten cezaevine gidiyorlar. İki gün evde kaldı mı bunlar? İki gün müydü bir gün mü kaldılar? Hayır Didem Hanım gittikten sonra zaten jandarma aldıktan sonra hiç gelmediler oraya. Hiç gelmediler mi? Kaçta jandarma götürdü onları? Cenaze gittikten sonra hemen götürdüler zaten orada durdurmadılar. İki saat sonra
Aşağı yukarı 2 saat içinde götürdü jandarma. Bir daha da gelmedi. Yani yok. Ha, söyle Şifa, söyle Şifa. Cenazenin olduğu gün akşam gelmişler, evde kalmışlar. Ertesi günü, salı günü gitmiş. O kızlarının cenazesini almaya gittiler de orada jandarmalar almış içeri. Peki siz o kaldıkları gece yanlarına gittiniz mi cinayetten sonra bütün gün ya da gece? Yok hayır, yok, hayır gitmedik. Gitmedik yani, o an kalabalık başları diye bir ortalık düzelsin ondan sonra başsağlığına gidek diye gitmedik. Ya bakın kendi kızın, yani Allah korusun, herkesin bütün evladına uzun ömürler diliyorum. Yani evladınız hep size başlasın, anne babalara, ailelere. Şimdi insanın Allah kimseye de evlat acısıyla sınamasın, çok ağır bir acı gerçekten. Şimdi çok zor bir şey olsa gerek. Şimdi bakın orada kızları vefat etmiş. Dışarıdalar ve çok rahat olduğundan bahsediyorsunuz. Ve orada kızının cenazesi var. Ve bu diyor ki benim kızım bana çamaşır makinesini daha öğretecekti. Böyle absürt, garip garip kelimeler mi kullanıyordu annesi Turcan? Evet Didem Hanım. Mevper abi dedi, sen dedi bu meşazların dedi şeyin ödeyeceğin dedi. Yani attığın meşazların şeyini nasıl hesabını diyeyim ki, hesabını vereceğin dedi orada. Jandarmalar da vardı. Herkes duydu yani. Attığın mesajların hesabını vereceksin. Kime diyor bunu? Kime diyor bunu? Mehter abiye diyor. O mesajların dedi hesabını vereceksin dedi ama Mehter abi mi attı, başka biri mi attı onu bilemem. Bir mesaj mı attınız? Ne demek o attığın mesajların? Ya bu cenaze günü hani Mefar benle konuşuyordu ya, WhatsApp'tan onu söylüyor. Turcan onu söylemiş. Derdin yani. Cenaze içeride, derdi sensin. Ya hayır. Aynen. Ama öyle ya, bir anlamda Mefar ve sensin yani. Cenaze. Tamam bak, Mefar'la ben niye konuşuyorum? Annenlere dikkat et, saldırmasınlar sana diye. Bak onun var ya, ben hani şu küçük keserler oluyor ya. Mefar'a vurmaya kalktığını bile gördüm ben. Keserli. Bahçede, evet. Neden? Turcan mı yapıyor? Sinir, bir anda sinir geliyor bu kadına. Bu kadına bir anda sinir. Süzen teyzeye bile saldırmış kadın. Evet. Şeysin, o kadar mı şey, nasıl diyeyim? İnsafsız ya bunlar. Niye böyle konuşuyorum? Çünkü bildiğim bir şey var. Bu kadın bak, hani evladım işte işte ceset var. Yani insan evladına ceset diyemez. Aynen. Çocuğun ölüsüne ceset diyor ya. Böyle bir şey var mı? Ne diyor cesetten? Suç hani burada diyor ya, hani ha, ceset, evet. Bu orada da ceset var diyor ya. Suç var diyor. Diyemez kardeşim, kendi evladın ya.